Yanımızda rengarenk bir arkadaşımız var. Elbiseleri gibi ruhu da mı rengarenk yoksa? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsim ruhum, neydi? Ruhumuz rengarenk kardeş. Ha biraz sıkıntı var mı ruhumla ilgili? Ya ne bileyim biraz ben... Sen benden uzun musun? Bir şey soracağım. Kainat güzeli misin abi sen? Öyle diyorlar, öyle duyduk. Yakışıklı adam, hayır yakışıklı adam ama kainat güzeli misin değil misin Alp abi? Ya kainat güzeli olunur mu? Onun şöyle için şey... bayan olman lazım ya. Öyle mi? He ya. Afyon. Selamünaleyküm. Bir dakika hiçbir şey söylemeden. O zaman bir şey söyleyeyim en iyisi ben. Bir şey söyleyeyim. Yani öyle hani... Tamam, önce bir tanışalım ya. Heyecan yaptım, vallahi burası çok başka. İnsanlar var, yani insanlar yoktu provada, şimdi var. İnsan olunca farklı oluyor demek ki. Doğu Demirkol. Evet, Acun Ilıcalı. Hoş geldin Doğu. Hoş bulduk, sağ olun. Ne iş yapıyorsun sen? Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Ama ALES'ten de 95 aldım gençler. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun. Ama babam zengin olduğundan dolayı çalışmakta şeyim yok. Şaka, zengine gıcık kapar millet. Hakikaten zengin değil babam. Yani akranları zengin oldu ama bizimki biraz sorumsuz. Yani evladına bir alamayan bir baba... Baba diyoruz ama... Neticede de baba diyoruz. Akranlar genel cerrah bizimki 35 yıllık. Ama işte sosyalist bir bakış açısı, bir havalar, paraya önem vermemeler. Ondan sonra hal bu durum. Genel cerrah. He. Doktor yani. Doktor. Ya direkt uzmanlık olmuyor dediler. Öyle dediler. Beni zonklatmayın ya. Ben şimdi bu alkışlarla şey olmadım değil mi? Zonk edecek diye tırsıyorum yani. Hislerin de kuvvetli. Hülya Avşar da güzelmiş ha. Vallahi. Sen... Vallahi ya yani. Ricky Martin'le görüştüm gelmeden de. O da selam şey, mı söyledin? Ha pantolonunu yıkamamış hala. Ya Cem Yılmaz'la ilgili konuşacağım. Dediler ki Acun'un arası çok iyi. Direkt zonklatır. Hani baştan söyleyeyim de. Zonk yiyeceksen hiç o konuyu açmayayım. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Sonradan da topar diyeceğim. Sende bir fobi var galiba. Zonk yeme fobisi. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Hani anlatıyorum ya. Ortasında bir zonk gelirse psikolojim düşer. Yani normalde arkadaşlarımla falan da konuşurken onlar zonk derse olmuyor. İtici bir ses. Sen şimdi bizim bu muhabbet bittikten sonra, suyunu da içtikten sonra bir şeyler anlatacaksın değil mi? Bir şeyler anlatmaya meyilliyim. Ben de basmaya meyilliyim. Aha. Öyle olmaz. Golü yedik galiba şu anda. Yok. Hani biz böyle seyircinin çok sevdiği bir şeye hiçbir zaman öyle negatif bir tepki vermiyoruz. Vallahi inşallah seyirci, ben sizi seviyorum arkadaş. Canınız yerim. Ben sana bir şey söyleyeyim, şu anda %30'dasın. Vallahi mi? Vallahi. Allah razı olsun. Sana ısınanlarla ısınmayanları sorayım mı? Sorun, ben onlara ısındım, sorun. Isınanlar alkışlasın. Isınmayanlar alkışlasın. Ben de onlara ısınmadım ya. Ben de size ısınmadım. Ama bak şimdi şu anda yani durumu buradan çevirebilirsin. Ya bunu... Seyirciye karşı ben de size ısınmadım olmaz değil mi? Şimdi yavaş yavaş öğreneceğiz bunları. Ben size her zaman sıcağım. Sizi seviyorum. Ha, kucağınızı açın. Bir sembatiklikler bir şeyler. Olmuyor abi, yapmacıklığı sevmiyorum. Isınmayanlar oley. Neyine ısınmadın ya? Niye ısınmadın yani? Ateşten ölüyorum ayrıca. Peki. Sen göstereye geç istiyorsan yavaş yavaş. Tamam. Şimdi buraya çıkarken bir tedirginlik oluyor bende. Çünkü sürekli bir Cem Yılmaz çıtası diyorsunuz. Herkesin aklında bir Cem Yılmaz çıtası. Geçenlerde bir tiki bir arkadaşla konuşuyorum. Bu Cem Yılmaz çıtası konusunda bana dedi ki gerçekten de yani sana bir ses olamak istiyorum. Dediği manada gerçekten de böyle bir tıta var yani ve bu ülkede bu işi yapacaksan yani sana sorulmak istiyorum. Gerçekten de çok iyi yani bunu sorulmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum?
anlatamıyorsun dedim. Çünkü Türkçeyi Latin alfabesiyle konuşmuyorsun. Tamam konuştuğun dil Türkçe ama çıkardığın sesler... Sergen abi çok alakasız bakıyorsun ya. Beni tedirgin ediyor bakışın. Çıkardığın sesler Latin alfabesinde olan sesler bir aşina olmadığım sesler ama ana tema belli. Cem Yılmaz denen bir çıta var. Adal hoy yüksek ya. Adal hoy yüksek mi ya yani? Acayip yüksek, kocaman bir cana yani. Hoy yüksek. Ya ben bu Cem Yılmaz denen çıtayı gördüm. Bu kadar ya. Bu kadar yani. Abartacak bir şey yok. Anladın mı? O yüzden hani Cem Yılmaz çıtası var. Aslında alkış bekliyordum burada ha. Bu kadar dediğim yerde falan. Alkış! Dedim ki... Bravo! Neticede buradaki yapılan şey stand-up demek biraz iddialı bir şey. Gösteri demek istiyorum. Gösteri. Gösteri diyecek olduğum zaman da gösteri sanatları çok geniş. İnsanların aklına hep bir soru işareti oluyor. Göstermekten geldiği için acaba ne gösterecek? Burada somut bir şey görmek istiyorlar. Gösteri dediğim zaman Jennifer Lopez. Yani insanlar elle tutulur, somut bir şey görmek istiyor. Jennifer Lopez. Elle tutulur bir şey var mı? Tutabilirsen. Yani zapt edebilirsen. Anlatabiliyor muyum? Seni seviyorum. Sergen abi seni seviyorum. Devam edeyim, bitireyim bari. Bitirebilirim değil mi? Çok kısa yani. Basma. Bir ataerkil yaklaşımla... Basma. Bitireyim. Hemen 5 dakika. Doğu, ben bir şey söyleyeyim. Ya ilk defa böyle bir şey oluyor biliyor musun? Yeteneksizsiniz. Abi bak ben... Ya şöyle bir şey var. Burası bir gerçek. Komik olmaya çalışan adam ya sempatik olur ya itici olur. Salon bitirtmez sana şovu. Yani itici buldular beni. Alese 95 dedim ya şimdi burası Afyon'daki bir üniversite olduğunda hani sıkıntı olmuş olabilir. Seyirciye gıcık gitmeyecek. Eyvallah. Arkadaşlar sonuçta espri yapmaya çıkmış bir arkadaş. Yani beğenmemiş de olabiliriz. Fazla üstüne gitmememizi tavsiye ediyorum. Eyvallah. Yani burada sonuçta hoşumuza gitmese de ciddi bir durum yok burada. Yani bir şaka yaptı sonuçta. Doğu senin problemin şu. Yani hiç tanınmamış bir komedyenin sempatik olması için kendisiyle barışık, kendisiyle mizah yapabilmesi lazım. Evet. Ben senin daha çok kendini övdüğünü ve başka insanları aşağıladığını gördüm. Yani hayır, olay şu şimdi. Cem Yılmaz'ın o esprilerin çok sevilmesinin sebebi ortada bir kariyer var, bir başarı var. Evet. O başarının üzerine başkalarıyla dalga geçmesi çok sempatik karşılanıyor. Ama seni şimdi kimse tanımıyor. Evet. Sen genç bir arkadaşmışsın, hayata başlıyorsun. Sen şimdi orada hani Cem Yılmaz'a dalarsan, ona dalarsan, buna dalarsan işin içinden çıkamazsın. En son zaten seyirciye dalmaya başladın. Kesinlikle. Yani... Doğru. Çok zor bir dal. Yani hakikaten çok zor bir dal. Güldürmek kolay değil ama empati yok, seyirciyle iletişim yok. Evet. Hani bunlar da olur mu diyorsan belki çok çalışsan olur. Ben şimdi senin moralini bozmayayım. Bugün evet. İyi bir gününde değildin ama. Ya şöyle bir şey var hani burada... Fıkra gibi birkaç hikaye anlatıp komik şeyler çok rahat uydurulur. Yani sempati kazanır, öyle alkış alır, işte annem bana terlik attı, şu oldu bu oldu gibi. Öyle şeyler yapılabilirdi, kolay. Ama bak sen şimdi burada da mesela aşağılıyorsun. Gene öyle yapıyorum, evet. Senin problemin o zaten. Yani sen şimdi... Aşağılama değil de. Hayır, aşağılıyorsun. Sen sürekli olarak öyle yapılır, terlik atalım derken demek ki bir sempati yaratıyor ki insanlar seviyor. Bak bir insanın sana gülmesi için insanların seni sevmesi lazım. Yani adam çıkıyor, seyirci seviyor. Sevdikten sonra gülüyor. Senin kendini hani
belki iyi bir arkadaşımsın tabii ki. Bilmiyoruz yani, tanımıyoruz bence ama. Bence ben kendimi seviyorum. Tabii, hayır ama... İyiyim. Herkes kendini sever ama önemli olan insanların seni sevmesi. Tamam. Bu çok daha önemli. Bunun devamında, yani örnek verirken mesela Cem Yılmaz çıtasından bahsediyorsun. Mesela kısa diyorsun, o zaman Messi'ye dön. Messi onun yarısı kadar mesela. Yani... Hayır. Ben bak ben kendi kendi programlarımda da mesela futbol programlarında da şuna çok kızıyorum. Örnek verirken Ronaldo ile Messi'yi kullanma abi. Onlar örnek dışında. Evet. Yani çıta bu iş yapacaksan çıta koyduğun zaman Cem Yılmaz'ı koyma. Çünkü ondan bir tane var. İkincisi belki 300 sene sonra gelir yani. Doğru. Ya oradan sonra toparlamam gerekiyordu. Tamam burada boyumun bana bir de daha önemlisini söyleyeyim. Sen ne mezunuyum dedin? Bilgisayar. Şimdi evet. Millet İstanbul. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olmak çok kolay bir şey mi? Yani kolay gibi sayılır yani. Ya bilmiyorum ama yani sen stand-upçılığa merak sanmışsın mesela. Bilgisayar evet. Mühendisliği de çok önemli bir iş değil mi? Onu söylemek istiyorum ben. O kadar önemli bir iş değil ya. Adı güzel de şey değil yani. Yani bence iyi yapabildiğin bir iş varsa... Ona yönel. Yani en iyi yapabileceğin işe yönelmen çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Futbolcu olurum. Peki. Şaka şaka tamam. Tamam. Tamam peki sağ olun. Oylamamıza gerek yok zaten. Zaten ortada. Tamam. Tamam, çok teşekkürler. Zahmet ettim buraya kadar. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ferit Gül. Evet benim Acun abi. Merhaba. Hoş geldin Ferit. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Peki. Arkada bir koltuk ve önde sen olduğuna göre... Sonum gelmiş demek ki abi. Stand-up mı? Maalesef. Oldu, kolay gelsin. Yani en zor dal ne desem bana? Stand-up derim. Ama tabii biliyorsun şampiyonlarımızdan biri de stand-up yaparak şampiyon oldu. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Abi ben inandır, senin bir ayda şu cümleni düşünüyorum. Yani en zor dal hani ne yapacaksın? Vallahi ben de bilmiyorum abi hani. Peki ne iş yapıyorsun normalde? Ben normalde müşteri temsilcisiyim. İşine dönersin. Öyle yapacağız abi. Yani yapacak bir şey yok. Yani en kötü ihtimal işimize döneriz. Peki arkadaşların falan seyredecek mi? Seyredecekler tabii. Peki hiç komik değildin demeleri falan ürkütüyor mu seni mesela? Yani abi olur da komik olur bir gün bir şeyler olursa onu ben tanımayacağım onları yani açık açık söyledim. Yani benimle direkt görüşmeyecekler menajerim aracılığıyla. Peki. Hani... Onlara yaptın mı hiç bir gösteri? Ya normalde hani böyle gösteri değil de ben amatör olarak tiyatroyla da ilgileniyordum. Evet. İlk defa böyle bir gösteri yapacağım. Şimdi karşımızda tabii Murat Boz, Eser ve Özge Hanım. Sen olunca abi insan heyecanlanıyor ama yani Özge Hanım... İki haftada abi bu kadar böyle insandan korkulur mu ya? Arka tarafta herkes dua ediyor. Özge Hanım'dan koru bizi. Gerçekten mi? Yani, hayır demeyeyim diye senin mi? Evet dediğin bir sonra, senin evet dediğin bir reklam arasında denk gelmiş, onu da şey görmemişler. Abi yok. Ay ne kadar yanlış anlaşılmışım. Halbuki o hayır. Hayır, hayırlı bana, bir hayır. Bana, Özgün'ün hayırı çok hayırlı. Hayır için hayır o ya. Eleniyorsun, yani, eleniyorsun çok hayırlı oluyor. Hayır eleniyorsun hayır, değil. De neden? İnsanlar bir cesaretlensin şey diye hayır diyorsun. Buna şu an cesaret dolu yok, insanlar cesaret var yok. Her bak, yerde, arkada. Hayır, buna bir açıklama getireyim. Evet. Bana da çok hayır dendi hayatım hocam. Hakikaten audition'lara görüşmeleri olmadı. Kim hayır dedi onu bulalım abi. Hayır hayır beni de... Hayır hayır. Abi Acun abi inelim oraya o işi bitirelim orada herkes rahatlasın ya. Hayır bak. Hayır bak. Çok, bir dakika tamam iyi günler. Ben, çok yanlış anlaşılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Şimdi eğer o gün evet deseler de çok başka işler yapıyor olacaktım. İyi ki hayır demişler ki bugün onların sayesinde oyunculuk yapıyorum. Benim söylemeye çalıştığım hayır. Bugün burada buna hayır. Ama belki sen bu sayede başka sana daha iyi gelen bir yeteneği keşfeder bulursun diye. Stand-up olmayabilir, belki müzikle uğraşırsın. Başka bir yola gidersin. Bir bu uzun vadeli bir hayır. Gerçekten öyle. Ben ama açık söyleyeyim bu arada. Ama ben bunu Acun'a ilk günden beri söyledim. Buraya oturuyorsak boşuna oturmayalım, birbirimize faydamız olsun. Ben sahnedeki insanlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da bizden bir şeyler alırlarsa bundan daha güzeli olmaz. Sadece şov olmaz.
Bugün buradaki hayır belki senin müşteri temsilcinde bambaşka bir yere taşıyacak. Söylemeye çalıştığım ya böyle bir şey. Ya sana böyle sanki gerçekten Özgü hayır demiş gibi oldu. Şu an bayağı değil. Senin şu an peşin gösterim olan gidecek ben çocuk. Yemek ya. Ben şu an kabul etmiyorum evet'i. Lütfen bana hayır deyin de. O kadar etkilendim ki bu anladım. Hayırdan daha bir şey çıkacak ama. Bir şey söyleyeceğim. Anlaşılabildi mi? Anlaşılabildi mi? Özge Hanım ben zaten hep sizi korudum. Yani sanal alemde dedim ki hayır yani bu kadın yarın bir gün nikah masasına da oturacak. Orada öyle bir şey olmayacak dedim. Evet de evetler çıkacak. Oturmayacağım abi. Nikah masasına. Bak bunda yanıldın işte. Orada mı hayır? Hayır. Ona baştan hayır. Uzun vadeli mi? Neyse arkadaşlar konu değişmesin de. Belki şimdi, de hayır der o başkası. Ben de mutlu olur. Ben hayır. Sevgili Özgü yarışmaya davet ederken hakikaten güzel bir sohbet ettik. Orada da çok zor evet diyeceğini söyledi. Açıkçası benim için de gayet iyi bir durum bu. Çünkü hepimiz başka gözle bakacağız arkadaşlar. Aynen. Ben şimdi bazen insanlığından etkileniyorum. Hani öyle yükseliyorum evet diyorum. Birisi de başka gözle bakmalı. İşin şimdi, şakası, çok özür dilerim. Tekrar söylemek istiyorum üzerine basa basa. Evet. Burada sahneye çıkan herkese inanılmaz saygı duyuyorum. Cesur olmayan kimse bu sahneye adım atamaz. Gerçekten. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Burası her şey demek değil, evet. Hiçbir şey demek de değil. Ne evet insanın hayatını değiştirir ne hayır. Şimdi gidebilirsin abi. Şimdi git çok bunu kulistekilere anlat. Hayır çocuk. Sen ne anlatacaksın hatırlıyor musun abi şu an? Ben unuttum ki. Sen şu an ne yapacaksın? Çocuk bu aşama takılacağız. Çocuk zaten... Feritçim çok memnun. Hayır, gösteriye başlamadan bir 10 dakika gitti şu anda. Evet. Bence gösterinin 2. dakikasında da zaten uğurlayacağız gibi havamız var Ferit'i. Ferit daha sıcak bakıyorum sen abi. De... Ben Ferit'i daha şey buldum ben. Evet, iyi başladı. Ferit başlamadan güldürdü. Bence 4 hayır alır abi. Hadi be. Bence yırtacak bu işte. Yok ben enerji aldım. Sen bir fikrimi söylüyorum. Süper bir arkadaşımızsın. Hakikaten gözünden iyilik akıyor. Ben 4 hayır havası alıyorum. Ama sana bol şanslar dileyerek... Sahneyi sana bırakıyoruz, buyur. Teşekkür ederim abi, çok sağ olun. Fix anlatacağın hikayeler mi var yoksa sana böyle paslama ister misin? Şimdi ben çok olumlu bakıyorum, birden anekdota girersen çok zor oradan çıkma. Belli başlı 4 konum çok var. Çok iyi başlaman 4 konum var. Çok yani iyi. Kısaca 5 dakikada... 4'ü görmeyiz zaten. Bence görürüz. Müşteri ilişkileriyle ilgili mi? Temsilciniz? Yok, o değil. İşleri karıştı. Eser Metin Yıldız istiyor o zaman. Ben şu an pas atacağım. Kardeşim ne zaman istiyorsa bana dönsene. Eyvallah. Şişko falan de bana, ben oradan şey yaparım sana. Tamam kardeşim, sen deme de, çirkinleşme de. Kulağına bir şey söyleyebilir miyim? Benim kulağına... çıkıp öpse yapayım. Şimdi haliyle buraya çıkıyoruz. Kolay değil, bir heyecan var. Arka taraftaki arkadaşlarda da aynı şekilde acayip bir heyecan. Hani çünkü hani buraya çıkandan gelecek haberi dört gözle bekliyorlar. Hani ne oldu? Ne oldu kardeşim? Nasıldı? Hani ne oldu? Herkesin aklında fikrinde o var abi. İnanın Testere filminde öyle bir gerilim yaşamazsınız orada. Hani desen ki ben hayır aldım. Hepimiz öleceğiz burada arkadaşlar. Hepimiz öleceğiz. Tamamen kafa o şekilde. Hele benim işim Acun abi dediğin gibi şimdi daha da zor. Bir şeyler anlatıp insanları güldürmek problem. Şimdi biz erkeklerde gülmekten yana arkadaşlar bir sıkıntı yok genelde. Hani iki kişi yolda yürürken bile birbirimizi görsek biz hani Rıza ne haber baba? Şak! Enseye bitti. Ama bayan öyle değil. Biraz daha böyle nazik ve hassas bir varlık. Lise yıllarından hatırlarsınız. Hani bayanın özelliği en mutlu anında ağlamasıdır arkadaşlar. Lise yıllarından örnek vereyim kısaca hemen size. Hani öğretmen sınav sonuçlarını okur gelir. Okulda sınıfta söyler ya kim kaç aldığını. Bak orada bile görürsün. Bizde öyle değil. Hani hazırız oğlum 35 alayım geçiyorum lan. 35 alayım geçiyorum bak. Ferit Gül. 40. Ama bayanda kesinlikle bunu bulamazsın. Şimdi bilirseniz en ön sırada oturan Aslı ile Arzu vardır. Sınıfın enleri. Onların da sınav sonuçları açıklanır ya. Arzu. 100. Ama dur daha olaya gelmedik. Bir de bunun kankası var yanında biliyorsun Aslı. Tebrik ederim Arzu. Aslı. 98. (Gülüyor)
ağlıyorsa ne oldu Aslı diye bir sor bakalım. Hani Aslı ne oldu, hayırdır, niye ağlıyorsun? Git başımdan geri zekalı. Bak aynı şeyi düğünlerde de görürüz arkadaşlar. Hani bayanın en mutlu anı nedir? Bir de düğündür değil mi? Nikah masası. Orada da bak ağlayan erkek göremezsin. Ama mutlaka bir ağlayan bayan, gelin vardır. Neden? Gelin niye ağlar? Ha, bellidir sevinci. Kaynanasına kavuşacaktır. Onun hasreti vardır. Ama damat da bu yoktur. Damat düğünde ağlıyorsa mutlaka bir şey vardır orada. Hani Erhan ne oldu abi? Niye ağlıyorsun? Hayır, en mutlu günü. Çeyrek sahte çıktı lan. Biz ağlarsak ancak bunu ağlarız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Daha şey yapmayayım. Sağ olun. Evet Eser. Abi bence sen normal hayatta böyle hani iş yerinde falan net bir şekilde komik bir adamsın. Bunu kesinlikle anladım. Çünkü sahneye girdiğinde söylediğin şeyler hani farkındasın bir kere. Hani çok zor bir şey olduğunu ve gideyim falan filan evet. Demenin farkındasın. Bu çok önemli bir şey. Ama anekdota girdiğinde ve işin içine müzik, anekdota anlatış şeklinde profesyonel gerek. Komedyenlik oluyor. Doğru. Orada da şimdi atıyorum 98 alan kızın ağlaması komik bir tespit bence ama onu ağlamalı, oynamalı falan müzikli yapınca iş profesyonel bir yere gidiyor. Orada maalesef daha çok çöktün. Hazırlık isteyen bir şey. Daha hazırlık isteyen, daha profesyonel bir şey istiyor. Acun abi haklı, çıkarmaya doğru koşuyordum. Bak yine iki çarpıda da durdum mesela. Farkındasın, bu çok önemli. Arkadaşların biraz dalga geçebilirler seninle ama şey olarak diyorum ben, ne oldu lan gittin elendin diye hiç öyle bir şey düşünme. Hiç rezil olmadın yani. Onu yok, tabii canım sahneye hani bir çok düştü moralin de o yüzden diyorum. Hiç rezil olmadın. Çok farkında anlattın, olmadı bıraktın, süperdin yani. Ferit, söylemeye çalıştığım buydu dedim. Evet. Gerçekten tam bunu söylemeye çalışıyordum. Ne güzel, insanlara örnek oldum. Hayır, seninle eğer es kaza dalga geçer ya da öyle şakalaşırlarsa iş yerinde, sen bütün bu yüreğinle, o deminki o olağanüstü komikliğinle bizimle konuşurken şahaneydin çünkü, işte müşteri temsilciliğini öyle yap. Söylemeye çalıştığım oydu, bırak stand-up'ı. Hiçbir önemi yok senin için çünkü senin yeteneğin başka. Yok ben doğru, stand-up hani... Anlatabildim mi? Hayır, o yüzden hayır. Aslında benim müşteri temsilciliği de değil benim evet için. Ama yani sen başka... Sahnede olmak niyetim de. Evet ama sen başka, işte sahnede olmak niyet... Ama senin yeteneğin başka bir şeye. İşte söylemeye çalıştığım oydu. Sen o yeteneğini bambaşka bir yerde kullanıp sivril. Burada dediğin gibi çok hızlı bir espri şiddetiyle insanları eğlendirebilmen lazım. Evet. Bunu sen yapamıyorsun da üzülme. Bunu zaten çok 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 az insan yapabiliyor. Aynen. O yüzden üzüleceğim bir nokta yok. Oylama evet. Yapmamıza gerek var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Evet. Biz seni alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Neden güldüğümü zannediyorsunuz değerli izleyiciler? Arkadaşım isim neydi? Kemal. Kemal Bey, Kemal Bey bugün bize stand-up yapacak. Çok manidar oldu ya. İnşallah kendi esprilerine gülmeyecek. Çünkü daha buradan gülüyorsun sen kendi kendine ama. Öyle olmasa bozuk, yok. Heyecandan sinirler mi bozuk? Sinir bozuk, heyecan bozuk. Ya rahatlatman lazım ama tam tersini yapıyorsun. Ben mi geriyor muyum? Çok, ama gerilmeyecek gibi değil ki birader. Orada bir üç tane jüri var. Öyle böyle zangır zangır adamı titretiyorlar. Hele bir seyirci var. Allah! Bir hatada direkt yuğular, muğular, ıslıklar falan. Merhaba. Kemal Zeydan. Doğru. Kemal Zeydan. Bildim yani. Bildiniz doğru. Ya ben Alp abiye çok güvenmiştim de heyecanımı alır diye. Ben stand-up yapacağım. Alp abi şey diyor sabahtandır. Bak stand-up zor iştir, bak zorlanırsın falan. Ben iyi değilim şu an yani. Heyecan aldı. Bence biz senin gösterinin sonunu göremeyeceğiz. Şimdi biraz sohbet edelim de bari. Görürüz Acun abi ya. Sıkıntı olmaz. Var mı bir şeyler? Var var. Çok şey var da işte başlangıç sıkıntılı oluyor. Bir açılırsam sonrası geliyor. Ne iş yapıyorsun sen? Ben, ya benim hayatım çok karışık. Ben 8 yıldır üniversite okuyorum. Vallahi bak. Üniversiteye alışığım yani. 8 yıldır üniversite okuyorum. Amatör olarak oyunculukla ilgileniyorum. Zaten oyunculuk yüzünden üniversite 8 seneyi buldu. Böyle bir hayatım var. İstanbul'da yaşıyorum. Ailem Ankara'da. Ben Hakkari'liyim. Sıkıntı. (Gülüyor)
ile karşılaştık. Tam ben alışveriş yaparken Kıbrıs'a geliyorum yarışmacı olarak dedi. Ondan sonra ben de ona fark ettim. Yani torpil istemedim, özür diliyorum. Hayır ama ben ne dedim? Siz ne dediniz? Söyle, ne dedin? Kötüysen kötüsün, iyisen iyisin dedim. Aynen. Sonra ben ne dedim? Sonra ben de dedim ki... Torpil istemiyorum dedim. Tabii ki yani gördüm çünkü şöyle bir şey oldu. Hayır yanımda... biz de oraya ne bileyim öyle katılacağız falan deyince... Ama şu işte... Zannetme ki seni orada gördüm de hani iyi değilsen de evet diyeceğiz. Of bir diye. De ben sana bir şey söyleyeyim, tam tersi yürür şimdi. Acun abi. Valla ya olacağı varsa da işte oraya gidiyor. Ne oldu biliyor musun? O an psikoloji şu. Şimdi yanımda kız arkadaşım var, dürttü. Kemal dedi efendim, Hülya Avşar dedi. E şimdi eğer konuşmasam içimde patlar. Ben konuşsam yanlış anlar ama... İçimde patlamasın istedim o yüzden. Ben seni tanımazdım konuşmasaydın. Vallahi. Ya buraya çıktığında tanımazdım ama konuştun, kötü olmadı da. İyi yok. Yani güzel abi, oldu yani. Bakalım Hülya torpil yapacak mı sana? Ya en son onlara basmayın, 3 hayır da vermeyin. Siz beni misafir etmiş olun. Oyla. Ya eğer kötü olursa diyorum, iyi olursa. Bu muydu beğendiğin aldığın kıyafet? O gün burası için alacağım diyordun kıyafetini. Ha, yok bir tek üstü aldım o gün. Onlar pijama, vardı zaten. Pijama gibi ne o altı? Pijama zaten. Bunu ben pijama rayonundan aldım. Ben bir yıldır böyle geziyorum ya. Pijamayla. Vallahi babam da çok kızıyor da inanılmaz rahat yani ya. Pijamayla mı geziyorsun? Vallahi pijamayla geziyorum. Ya bununla yatmıyorum da şimdi... Yatarken ne giyiyorsun? Kot giyiyorum yatağım. Smokin. Yok ciddi bunlar çok rahat ya. Gerçekten rahat. Ya Sergen abi, Acun abiyle Hülya Hanım rahatladı da bir sen de bir gevşesen. Sert sert bakıyorsun. Vallahi ısındın yani bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Herkes gülüyor. Tam şu an limittesin. Şu anda patla git bence. Aynen. Bence de patlayabilecek birazdan. Hani muhabbeti yakalamışsın, salonda sana ısınmışken... Muhabbeti yakalamışsın, oradan doğru. Yürü, devam et bence iş. Ben zaten stand-up'u bu yeteneksizsinizin önelemeleri üzerine yapmıştım. Çünkü benim biraz çetrefilli oldu. Ben bir şeyler anlatacaktım ama... Şimdi ben, burası kalabalık tabii ama ben Hakkari'yim ve çok kalabalık bir ailem var. Babam 24, annem 10 kardeş. Şimdi... Bunu alkış için yapmamıştım ama çok güzel oldu ya. Hani diyorlar ya alkışa gerek yok diye. İnanın o kadar ihtiyaç var ki onlar yalan söylüyor ya. Yani içime azmış. Dedim ya babam 24, annem 10 kardeş. Hemen küçük bir hesapla İsveçli bilim adamlarının bulduğu çok özel bir yöntemle bunu hesaplıyoruz. Evet, ekrana verelim. (gülüyor) 39. Sonuç yok burada. Bu yeteneği hatırlıyorsunuz değil mi? Yetenek müthiş. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bu yeteneği nerede kullanacaksın? Olay o. Şimdi sen, o çocuklar zeki. Belli ki ileride çok iyi yerlere gelecekler. E şimdi sen bir şirkette muhasebe müdürü oldun. Tamam, güzel. CEO'lar var, patronlar var, bilmem neler var. Toplanın. Evet Erkan Bey, bu senenin bilançosunu çıkaralım. Tabii Şevki Bey, hemen ekrana verelim. E ne yapıyorsun sen? Vallahi Şevki Bey, biz böyle gördük. Erkan bisiklete, şu an çocuk onlar sıkıntı yaşar bisiklete binerken. Mahallenin fırlamaları vardır şimdi orada. Bak oğlum, bak şimdi Erkan'a ne yapacağım, bak. Erkan, oğlum, bak 30/50 × 83. Lan yapmayın lan, yap. Erkan düştü gitti. Ben bu yarışmanın elemesine 3 kez girdim. Şaka değil, 3 kez girdim. Birinci de aramadılar, ikinci de aramadılar. Niye zorluyorsun? Bu Acun Medya'da yetkili kişi de bayan. Ben cep telefonunu buldum. Bayanın değil de o telefona bayan bakıyor. Ya düşündüm dedim acaba. Çünkü hiç olumsuz bir insan değilim. Ya diyorum ki şimdi Türk kızıdır. Şimdi ilk adımı benden mi bekler? Acaba ben mi arasam? Yani çağıracak ama çekiniyor. Ya öyle mi düşünüyor dedim acaba. Ya sonra ben asıl cevabı 3. kez elemeye gittiğimde Taksim sokaklarında buldum. Bu elemelerin yapıldığı. Abi bak bir giriyorsun sokağa. Yani atmosfer değişiyor. Korku tünelindesin. Girdiğin an korku tünelindesin. Soldan atasporumuz olan Michael Jackson dansıyla kayanlar. Biraz yürüyorsun, oradan ağzından ateş çıkaranlar. Köşeye dönüyorsun, karateci üstünden tuğlayı kırıyor. Abi ne oluyoruz? Ben iki espri yapıp gideceğim yani. Benim derdim o. Şimdi öyle bir ortam var ki, bu 4. sezon değil mi abi? Yanılmıyorum. İlk sezonda gelip orada tanışan, 4 sezondur gelen var. Orada tanışıp evlenenler, 1. sezonda evlenip çocuk yapıp 4. sezonda
Birinci sezonda orada evleniyor, çocuğu yapıyor, dördüncü sezonda çocukla geliyor. Çocuğu sokuyor yarışmaya. Orada kaybettiği kardeşini bulanlar, böyle bir ortam yok ya. Bak. Bak ben gittim, dedim ki ya ben bu işi seviyorum, güldürebilmeyi seviyorum ama güldürebilmeyi elimden geldiğince. Ama dedim olur ya, tutturamazsam dedim bu işi, benim Acun Medya sağ olsun, benim ticaretim hazır. Ben ticarete atılacağım aga. Yani nedir ticaretim? Elemelerin yapıldığı oteller var ya, onun yanına bir dükkan açacağım. Tabelayı yapıştıracağım, öz Acun Medya, Kemal'in yeri diye. Bak vallahi samimi söylüyorum. Cama da ilanları asacağım. Michael Jackson dans kurslarımız başlamıştır. Deneyimli hocalarla en az ikinci tur garanti. Geri geri giden köpek gelmiştir. Bak şimdi. Bitmedi. Geri geri giden köpeğinizi alıyoruz, yerine horon tepenini veriyoruz. Ben dedim ticaretim hazır. Burada şimdi uçakla gelirken, bindiğim uçakta yiyecekler, içecekler ücretliydi. Ve ücret karşılığı yiyecek, içecek veriyorlar. Şimdi ben de parayı çıkardım, hostes dedi ki, beyefendi dedi, 20 lira bozar mısınız dedi. Tabii dedim. Çıkardım 15 lirayı verdim. Dedi ki, beyefendi ben size 20 lira verdim. Dedim, hanımefendi, 10.000 fitteyiz. Git, diğer koltukları gez gel, 15'ten yukarı veren olursa gel ben 18'e alacağım. Bak, öyle bir muhabbet dönüyor ki, uçakta dolmuş gibi. Şuradan iki Kıbrıs, pilota uzat. Bak, madem bu rahatlığı buldum, konuşayım ben. Şimdi dedim ya, ben babam 24, annem 10 kardeş. 3 dedem, 8 ninem var. Ya, ama böyle olunca da nüfus, öyle amcalar, öyle halalar, teyzeler çıkıyor ki aradan. Benim bir amcam var. Bir gün tatile gidiyoruz. Kırmızı ışıkta geçti. Jandarma durdurdu. Dedi, abi sen ne yapıyorsun? Kırmızı ışığı görmedin mi? Ya vallahi ben kırmızı ışığı gördüm de seni göremedim usta dedi. Bir otelin havuzuna gittik. Biz girdik havuza. Ya amca dedim, işte havuza geldik falan, şenzlongları gösterdi. Dedi, ya Kemal dedi, bu havuzun şengülengleri bile var dedi ya. Bu da sizin hikayeniz. Yani sermayem eğer geçersem, diğer turlara saklarsam iyi olur. Daha fazla düşmeyeyim bu kadar alkış almışken. Herkese saygılar diliyorum. Kemal, umduğumdan iyi çıktın valla. Siz de güzel almıştınız. Yani o pası bana atmanızı beklemiyordum. Yok, gerçekten ben bayağı ön yargıyla yaklaştım. Ama umduğumdan iyi çıktın. Yani şöyle bir şey de görüyorum. Açıldıkça pozitif bir elektrik, pozitif elektriğim var ve açıldıkça daha iyi şeyler anlatacağını. Teşekkür ederim. Ben omuma bakıyorum ama tabii diğer jüri üyeleri ne yaparlar bilmiyorum. Ben bazı stand-upçıları şanslı görüyorum. Neden diyeceksin? Çünkü şimdi geliyorsun mesela, konuşuyoruz. Acun sana sorular soruyor. Bir soru da yok sana, başla. Şimdi başla deyince insan orada bir acayip oluyor doğal olarak. Neye başlayayım oluyor değil mi? Aslında aynen. Şanslılar ne yapıyor? Şimdi jüriyle diyaloğa girdiğin zaman baştan, jüriyle biraz böyle konuştuğun zaman salon sana ısınıyor süre içerisinde. Ben sana başladım ya, hazır bu diyaloğu yakalamışken oradan devam et, anladım. Yürü durma. Aslında biraz onun için söyledim. Anladım, hani, orada hadi başla deyince, işe başlamak her zaman çok zordur ya. Kimse tanımıyor seni çünkü. Başla, neye başlayacaksın? Hikayeni anlatacaksın yani. Yani 4 dakikada kolay değil burayı kazanmak. Aslında onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ama bu... şey iyiydi, o dükkan iyiydi. Şey de güzeldi, o yarışmalarda kardeşini bulanlar, evlenenler, çocuğu olanlar. Sen hakikaten 2 sene red mi yedin yani? 2 sene çağırılmadın mı? Yok Acun abi, ben bu 3'ü dediğim 1 ay içinde 3'ü. Ben bir kez gittim. Hakkari Örümcek Adam skeci yaptım. Stand-up yapmadım ben. Yapmak istemedim. Riskli gördüm. İkinci de stand-up yaptım. Oradan aradılar. Üçüncü için aradıklarını zannetmiyorum. Çünkü ben üçüncüye ertesi gün bir daha gittim. Dedim ortama bir daha gör. Ama ben gerçekten 3 kez katıldım bir ay içinde. Dedim, iyi zorlamışsın yani. Acun abi, bu hayatta yani keşke demeyi sevmeyen bir adamım.
bir şeye inanıyorsam sonuna kadar gitmek isterim. Yani senin sevimli bir tarzın var biliyor musun? Yani orada yakalıyorsun bence seyirciyi. Çünkü hani stand-up'a gelen hafif ukalalık yaptığı anda karşı tarafta da öyle bir kariyer hissedilmediği için seyirci kaybediyor. Sen şimdi buraya ben amatörüm diye gelince dakika bir kazanıyorsun. Çok doğru bir yoldan gittin. Onun dışında genel bir efendilik var. O efendilik de konuşma üslubuna çok yansıyor. O da bizi sana yaklaştırıyor. O yüzden... Ağlatacağım şimdi. Hakikaten doğru söylüyorum. Yani ailenden gelen böyle çok güzel bir efendi tarzım var. Hikayeler de güzeldi ya. İki üç tane zaten hikayesi güzeldi yani. Stand-upçı nerede kazanıyor biliyor musun? Kendini anlattığı zaman. Klişe bir hikaye anlattığın zaman güldürmen çok çok zordur. Ama benim başıma bu geldi dediğin zaman hepimiz olayın içine giriyoruz. Sen onu yaşamışsın, bize anlatıyorsun. Olay daha komik geliyor bence. Yani bu tur için yeterli ama yarışmayı kazanır mıyım diyorsan şu anda onun çok uzağındasın. Ben öyle görüyorum. Çok ciddi bir atak yaparsan ancak o arayı kapatabilirsin. Bence. Elimden geleni yapacağım. En iyisini yapacağım inşallah. Peki, oylamaya geçelim Sergen. Evet. Evet. Ben de evet diyorum. 3 evetle uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. 99 yılında Eskişehir'de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Müzik bölümünü. Keman çalmaya çalışıyorum. İşte biraz bağlama çalıyorum. Biraz işte gitar. Babamla beraber okula gittik. Bahçeden içeri girdik. Bahçede bir kız çocuğu var. Keman çalmaya çalışıyor ama tam tutamıyor kemanı. Arkasında bir oğlan var. Oğlan kemanı daha rahat tutuyor. Biraz sarılmış kıza. Hani keman nasıl tutulur öğretiyor. Babam dedi ne yapıyor lan dedi bunlar. Dedim eğitim yani böyle yapılıyor burada. Başlarım lan dedi böyle eğitime. Çık dedi İmam Hatip'e gidiyoruz. Dedim neden? Ben dedi sen doğduğunda dedi göbeğini dedi boş bir araziye gömdüm dedi. Üzerine dedi cami yaptılar dedi sen imam olacaksın. Şimdi mevzuda matematiksel bir problem var. Yani kaderiniz boş araziye müteahhit firmanın ne yapacağına bağlı. Yani kazara farklı bir işletme açtığında Allah muhafaza ya da bize şanslı olduğumuzu... şanslı olduğumu düşünsene abi. Acun abi, Acun Medya'yı bizim oraya dikiyormuş. El çarpıya gidecek mi gitmeyecek mi korkusu yaşamayacaktık. Tabii çıktık, okula gittik. Okul çok keyifliydi hakikaten. Ama Güzel Sanatlar Lisesi okumak isteyen bir adam o okula gittiğinde biraz farklı başlıyor hikaye. İçeri bir öğretmen girdi böyle kolları sıvalı yavrum. İşte ayakkabısının üstüne basmış. Dedim herhalde bu Kur'an-ı Kerim hocasıdır. Dedi ki merhaba dedi ben dedi İbrahim Öztürk matematik öğretmeniyim dedi. Şimdi adamı matematik olarak kafanda yerleştiremiyorsun. Yani bu adam matematiği nasıl anlatır? A şehrinden Bismillah diye çıkan bir otobüsle, B şehrinden Ya Allah diye çıkan bir otobüs, C şehrinde buluşup ikindi namazlarını birlikte eda ederlerse toplamda alacakları sevap puanı kaç olur? Kaç olur? Yalnız bu ağız kurumasına bir çözüm bulmak lazım. Kolay değil abi yaptığı şey şu an. Bitirdik Acun abim. Ve meslek başladı 20 yaşında. Aslında teoride mevzuyu biliyordum ama pratikte bilmiyordum. Adapazarı'nda bir köyüne verdiler böyle vekil imam olarak. Görev başladı. Çok da keyifli gidiyor. Yani çok eğlenceli gidiyor. Tak kapı çaldı bir gün. 78 yaşında Muharrem amca ölmüş. Öldü. Oğlu geldi. Dedi ki hocam dedi babam öldü. Dedim ne yapayım size? Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? dedi ki babamı yıka. Selasını ver. Şimdi selam verme kısmı kolay ama yıkama kısmı biraz zor. Dedim gel seninle beraber yıkayalım babanı. Ya hocam dedi ben dedi çok seviyordum babamı dedi çok da üzgünüm. Ben size dedi 100 lira versem siz yıkar mısınız? Dedim vallahi ben de Muharrem amcayı çok seviyordum. Hani ben sana 100 lira vereyim sen yıka. Döndük şimdi sabahları tekrar namaza gidiyorum gazetelerinin kapısı kırık. Hep Muharrem amcayı görüyorum orada. Psikolojim bozuldu. Hemen öbür gün Adapazarı merkeze indim. İşte kuru üzüm aldım, incir aldım, fındık aldım. Cemaatte yaşlılar var. Onlara yediriyorum. Ölmesinler diye. Yani sağlıklı beslemeye çalışıyorum. Anladın mı? Eyvallah. Baktım eceli gelen gidiyor. Dedim ben bu mesleği yapamayacağım. Bıraktım. Sahne sanatlarına döndüm. Aslında zaten gönlümde sahne sanatları vardı. Sahne sanatlarını yaparken de tabii abilerimizi örnek alıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Türk insanını anlatıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Yani yediği dönerin son lokmasıyla içtiği ayranın son fırtını aynı anda denk getirebilen başka bir millet olmadığı için Türk insanını anlatmamız gerekiyordu. Kornayla anlaşmanın ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Araba kullanan herkes biliyordur değil mi? Dat ne demek? Hadi birader gidelim anlamına gelir.
Dat dat. E hadi arkadaş, yeşil yandı. Dat. Bak bunu anlatmaya gerek yok. Aslında herkes ne manaya geldiğini biliyor. Yani korna ne kadar uzunsa duygu da o kadar uzun. Tabii korna ile anlaşan adam beden diliyle de anlaşabiliyordu Acun abi. Bir gün İstanbul'da minibüs bekliyorum. Gelmiyor, böyle çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Minibüsün birisi yaklaştı. Bir abi de orada bekliyor. Abi minibüsçüye böyle yaptı. Minibüsçü de adama böyle yaptı. Minibüs gitti. Dedim siz ne yapıyorsunuz? Abi dedi şimdi ben dedi 500 evlere gitmek istiyorum dedi. 500 evlere. Minibüsçü de dedi ki dedi ben tepe üstü arabasıyım dedi. Şimdi anlaşmış. Şimdi bunlar bizim aslında renkli güzel taraflarımız. Ben hastaneye geçen bir reflüyle ilgili bir şikayetim vardı. Hastaneye gittim. Hastanede bekliyorum. Bir çocuk geldi annesi babasıyla beraber. Çocuk para yutmuş. Para yutmuş. Doktor diyor ki ne oldu diyor. Para yuttu diyor. Ne kadar yuttu bu diyor. 1 lira yuttu diyor. Götürdüler kan tahlilleri, röntgenler falan filan. Çocuk toplamda 2,25 kuruş, 1,50 kuruş yutmuş. Babası diyor ki toplamda 1 lira yutmamış mı diyor. Çocuğumu öldüreceksin, manyak mısın? Şimdi bunlar bizim renkli taraflarımız hakikaten, ama bir de çok güzel bir tarafımız var. Onu da paylaşayım, bitireyim isterim eller butona gitmeden. 99 yılında bir firma, bu bizim güzel tarafımız. Güzel bir hikayedir. 99 yılında merdiven altında bir abimiz baskılı tişört üretiyor Acun abi. Bu ürettiği tişörtleri 25 bin parça mal üretiyor, Almanya'ya ihraç ediyor. Fakat yavrum böyle merdiven altında yapıyor yani, bir fabrikası yok, hiçbir şey yok. Almanlar çok memnun şeyden, malzemeden. Diyorlar ki bir gün fabrikayı yerinde görelim. Fabrika yok. Abimin de bir danışmanlık firması var. Diyor ki hani hocam yedir içir ama aman atölyeye sokma. Tamam. Almanlar geliyor diyor ki fabrikayı görelim. Efendim fabrika kolay canım, bir işte yemek yiyelim önce. Bir fabrikayı görelim ya, olur mu canım, bir balık yapalım, bir Sultanahmet, Ayasofya bir şeyler yapalım. Hadi fabrika ya, bir baklava yiyelim. Akşam olmuş 10:30. Demiş fabrika, nöbetçi fabrikada yok. Götürmüşler atölyeye. Atölyede Almanlar raporları tutmuş. Ahmet abinin elleri cepte. Diyor ki tamam, iş kaybettik. 3 hafta sonra o güne kadar 25 bin parça malı geçmemiş olan Almanlar 125 bin parça mal istiyorlar. Ahmet abi diyor ki bu işte bir yanlış var. Dünün hatırına 25 binden 12.500'e düşürdüler. 1 sıfır fazla burada. Arıyorlar 12.500 mü 125 bin mi? Diyorlar 125 bin. Ne yapalım abi, makine? Mecburen makine almak zorunda kalmışlar. Mecburen fabrikalar kuruyorlar ve yıllar sonra bir ortaklık imzalıyorlar bu Alman firmayla. O ara Ahmet abi de danışmanlık firmasındaki abiye diyor ki ya hocam diyor, bunlar geldi bir şeyler yazmıştı 99'da, bir rapor tuttular. Sonra bizim ufkumuz açıldı, önümüz açıldı. Ne yazmışlardı da biz bu hale geldik? Bir rapor iste gelsin. Raporda diyor ki Türkleri anlamak mümkün değil. Yemeği ve yedirmeyi çok seviyorlar. Burnumuzdan gelinceye kadar yedirdiler. İşlerini gizlilik esasına göre yapıyorlar. Bütün ısrarlarımıza rağmen bizi fabrikaya değil uyduruk bir atölyeye götürdüler. O yüzden iş hacmimizi büyütelim diyor. Aslında biz ne sineklerden ne yağlar çıkartırız. Efendim Şems öyle diyordu. Olduğu kadar, olmadığı kaderdir. Ben olduğu kadar anlattım bu akşam. Olmadıysa kader diyorum. Eyvallah. Yüreklerinize sağlık. Sağ olun. Oylama için ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. Evet. İkinci turda hem eleştirileri böyle göz önüne alırsan çok daha iyi performans bekliyoruz hepimiz inşallah. Efendim? Evet diyorum ben de kardeşim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. 4 evetle uğurluyoruz. Türkçü lisan ettiysem affetmeyin, dışarıdan hesaplaşalım. Selamünaleyküm. Merhabalar. Selamünaleyküm Acun abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Abi çok kötüyüm ya. Hayırdır? Abi yolculukta vallahi böyle bir şeyler gelmedi başıma ya. Hayatımda ilk kez uçağa bindim. Çarşamba havaalanından uçağa bindim. Aldım biletimi, geçtim kenara. Uçağa ilk kez binerim, böyle bir şey yok. Paçalarımdan aşağı salayım zaten. Dedim oğlum kendini bir şeye kitle. Cama kitlendim, kemerimi de bağladım. Daha kimse uçağa binmemiş, ben kemerimi bağladım, böyle tutundum kenara. 5 dakika sonra yanıma bir kadın geldi, 50-60 yaşında bir teyze. Baktım ton ton güzel bir şey. Oturdu. İlk kez mi uçağısın oğlum dedi. Vallahi dedim uçakla ilk kez. Sonra hani biraz daha herkes oturdu, yerlerine geçtiler. Teyze otomatiğe almaya başladı. İstanbul'a mı gidiyorsun? Okuyor musun? Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun? En son dedi işte buralı mısın dedi. Dedim Termeliyim. Nereden dedi. Dedim sen de mi Termelisin? Yok dedi Ankaralıyım dedi. Teyze dedim ne ayaksın ya, amacın ne dedim senin?
Uçak havalandı, yarım saat sonra türbülansa girdik. Abi ben yapıştım koltuğa, herkes rahat. Kimse de yok, ben oldum bembeyaz ya. Böyle bir şey yok. Kaptan bir kenardan almış mikrofonu, artistik patinaj yapayım. Ladies and gentlemen, Captain speaking. La bırak dedim, Captain speaking'i düzgün tür. Uçak düşse ne yapacağımız belli değil. Teyze kenardan telkin vereyim. Korkma oğlum, türbülansa düşmez. Sanki günde üç kere türbülansa gireyim ha. La arkadaş, gerek yok. Alışkınım, gerek yok. Abi böyle bir şey yok. Havaalanından aşağı indik, kadın civciv gibi peşimi salmadı ya. Teyze dedim, İstanbul'a geldik, kimin kimsen yok mu dedim. Benim uçağım aktarım Ali dedi. Teyze dedim, Muğla Milas mı? Sen de mi dedi. Hayır, hayır. Ne oldu evladım? Allah planımızı verdi teyze, daha ne olacak? Muğla'ya indim, sizin ekipten beni karşılamaya geldiler dedi. Fatih Ak Yıldız dedim, teyzeyi tanıyor musunuz? Hangi teyze? Bana kelime oyunu yapmayın. Teyze hanginiz kiraladılar? He? Hanginiz kiraladı? Ama sonra otele geldik. Gerçekten bakım çok sağlam. Bu arka tarafta gerçekten o kadar büyük bir izdiham var ki. Hani orta sahada 15 kilometre koşup da görünmeyen topçular var. Sen bilirsin Sergen abi onu. Hiç görünmeyen topçular var. Hepsi onlar gibi. Onların hepsine büyük bir alkış alabilir miyiz? Gerçekten sahneye çıkmayı çok özlemişim. İlk 12 yaşında çıktım. Ortaokulda sumsuğun tekiydim. Ortaokuldayken. Şimdi öyle bir şey yok. Açıldım sonradan. Motor 1.2 bastıkça açıldık biz. İlk ortaokuldayım. Bir gün derse girdiler, dediler ki Fatih Ak Yıldız idareye. Koşa koşa gittim çünkü korkarım. O zamanlar idareye giden ya bir kesin bir halt etmiştir yani. Ben ne yapayım, ben ruh gibi çocuğum. Ver önüme kitabı, ezberleyeyim. Yaptığım başka bir şey yok. Girdim içeri, tak tak vurdum kapıyı, müdür geldi. Gel Ak Yıldız dedi. Girdim içeri, buyurun hocam dedim. Şurada gördüğün tekst var ya, tekst ne, tiyatro ne, hiç anlamam, sevmem. Hocam dedim, bu ne? Oğlum dedi, orada bir tane tiyatro teksti var, okul müsameresinde dedi, sen dedi şakşakçıyı oynayacaksın dedi bana. Herif 28 yıl sonrasını görmüş ya. Ne olacağım insan bu kadar ezberler mi? Dedim hocam ben bilmem, Ak Yıldız ezberleyeceksin dedik, yaptım çıktım oradan dışarı. Ertesi gün ezber alınmaya geldi. Herkes sırasını aldı, sıra bana geldi. İlk cümle de benim. Başladım. Süleyman Bey içeri girer. Selami Bey yanında oturmaktadır. Selami. Süleyman Bey geldi efendim. Mahmut al içeri. Kemal ben de geldim. Dur dedi hoca, gerizekalı ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam hepsini ezberledim ben korkudan. Sahneye ilk çıkmışım. Birebir kimseyle konuşmuşluğum yok. Bir açıldı perde, 300 kişi böyle duruyor karşımda. İlk cümle de benim. Hoca hep de bekliyor ki bir şey konuşsun. Durdum. Hoca dedi ki... Hocam ben konuşamıyorum. İşte aynen herkes abi böyle güldü. Sonra da karşıma kim çıktıysa hep güldü. Yalnız çok kötü, baskın bir çocukluk geçirdiğim için ondan böyle geç açıldım ben. Ne yapayım? Uçağa da ilk kez bindim abi. Hiç anam babam salmıyor ki bir yere. Ne yapayım? Annem gerçekten şiddeti seven bir insan değil, olayı tamamıyla görsel bir şölen haline getirmeyi sever. Kesin bir şey yaptıysam da sıfatımdan anlar. Soru şeklinden ben o dayak yiyecek miyim, yemeyecek miyim anlarım kesinlikle. Bir gün okuldan geldim eve, çantayı bıraktım. Fatih sen mi geldin dedi. Geldim ana dedim. Gel bakayım buraya dedi. Gittim içeri. Buyur ana dedim. Sen bugün ne yaptın? Ne yapmışım? Sen bugün ne yaptın? Ana dedim ben ne yapmışım ya? Ben ne yapmışım demek ne demek? Ana sen zaten ne halt ettiğimi biliyorsun. Döv de kurtulalım. Öyle daha dayağı niye kaza süsü veriyorsun ya? Döv de. Annem dedi ki sen bugün ne yaptın? Anamın demek istediği de şu. Oğlum ben zaten ne halt ettiğini bilirim. Sen söyle ki ağzını burnunu kırayım. Ya çünkü vücudun ihtiyacı olan siniri sağlaması için benden duyması lazım kesinlikle. Zaten niye kırdın derken bu el bu terliğe gidiyor kesinlikle. Bizim evin oturma odası Acun abi. Oturma odası bura. 4 metre salon. Salonun dibinde buzdolabı. Buzdolabını döndün ya tüydün her türlü kaçarsın. 28 yaşındayım, o dolabı hiç dönemedim. Hiç. Hiç dönemedim. Kadın terliği böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı. Neden? Çünkü analar kutsaldır. Kadın kutsanmış da. Allah Allah. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat gibi kardeşim, böyle bir şey olur mu ya?
Öyle bir şey de yok mu ama? Kurtları Vadisi hala devam ediyor. Abi Amerikan sinemasına bakıyorsun. Jason Statham, Matt Damon herifler sanki annesinin karnından silahla çıkmış. 50 metreden aşil tendonu vuruyor. Bizim Kurtlar Vadisi'nde Polat cipten aşağı iniyor. Sanki gençlik parkında. Grav vuruyor, grav vuruyor, grav vuruyor. La oğlum bir denesi de seni vur şimdi. Allah'ın bunu vurma herif ya. Yok mu la 10 sezon geçti. Kimler öldü herif hala duruyor dimdik ya. Bir denesi de bunu vursun da, yok. İlk konudan anlattığım gibi genelde acayiplikler hep başıma gelmiştir. Sene 2004, Samsun'da dershaneye gidiyorum o zaman. Bulvardan aşağı inerim, elimde kitaplar. İki adım attım, sola döndüm, Süleyman. Dipnot. Süleyman o zaman bırak dershaneyi, Samsun'da tanıdığım tek çocuk. Süleyman beni gördü, kaç abi dedi. La oğlum bir baktım arkasına, arkasında 5-6 tane adam 300 Spartalı gibi geliyor üstümüze. Yallah yukarı böyle kaldırımdan yukarı yallah koşmaya başladık. Bir yandan koşuyorum bir yandan Süleyman'a soruyorum ki oğlum biz niye kaçacak la? Baba dedi benim manitanın abileri yakalarlarsa ikimiz de delecekler. La beni niye deleyler? Ya de senin tamam beni niye deleyler? Baba dedi ikimizi yan yana gördüler kesinlikle döverler. Abi sağa gir sola gel bir baktım artık kaçacak yer yok kiliseyi gördüm. Dedim ki kiliseye dal. Dal. Kiliseye daldık peder sırtı arkası dönük dedim otur. Bak dedim Süleyman. Peder gelir bir şey sorur. Sakın dedim cevap vermeyeceksin ben kocam. Tamam baba dedi sen konuşursun. Demeye kalmadı peder geldi. Hayırdır gençler ne yapıyorsunuz burada? Gezmeye geldiniz. Süleyman yapıştırdı cevabı. Abi dedi ibadet etmeye geldik biz dedi. peder kral soruyu sordu. Hristiyan mısınız? Süleyman süper çekti. Elhamdülillah peder efendi. Kızın abileri dışarı dört aziz gibi bekliyor böyle. Amenosip, ameno. Bir dayak yedik. Bir dayak yedik, bir dayak yedik. Oturduk kaldırımın üstüne. Süleyman yanında. Süleyman. Her şey geçti bu oğlum da. Elhamdülillah nerede geldi lan? Abi dedi bir an gaza geldim dedi. Bizim Türk milletinde öyle bir şey vardır. Sıkıştırdığın zaman gaza geldiyse elhamdülillah kelimesi otomatikman ağızdan çıkar. Halı saha maçı var kesin yani bir halı saha maçı olmuştur. Adam hayatında hiç top oynamamıştır. Baba bu akşam çok kral maç var gol atman lazım atar biz. Elhamdülillah atarız benim aile hep golcü. Bir şey olduğunu da sıkıştırdım elhamdülillah yapıştırayım kesin. Alp. Çok iyiydi. Evet, iyi. Adamız. Kafa razı olsun. Eyvallah. Giriyor mu? Sebep? Adam tip maymun ya, korktunuz değil mi? Arka tarafta yakın plandan çekim almaya kalktılar. Uzaktan çekti, yakından çekti bir de uzaktan alayım. Abi dedim bu tip maymuna benziyor zaten. Uzaktan da aynı, yakından da aynı. Lisedeyken bir kız arkadaşım bana dedi ki sen dedi ne kadar İbrahim Kutlay'a benziyorsun dedi. 3 saat aynada kendime baktım. Abi keseyim mi devam edeyim sürekli gözlerimin içine bakıyorsun. Hani ay, sürekli dur yapma. Elinde su kaldı da. Ha. Gaza gelmek çok kötü bir şey var ya. Üniversite zamanı sınav final haftaları öğretmenlerin kesinlikle intikam zamanıdır. Sınava girdiği zaman hocaların hepsinde bir psikoloji var. Giriyor içeri, evet arkadaşlar herkes defterleri, kitapları kaldırsın. Yalnız Mehmet sen oradan kalk buraya geç. Sebep? Kalk oradan oraya geç sen oraya geç. Ulan zaten açlıktan gebermişik, kafa yok. Üniversite öğrencisinin hepsi açtır, ben sana samimi söyleyeyim. Tut abi Üsküdar'da 5 oda bir ev. Sok içeri 10 tane üniversite öğrencisi. Açlık, hırs, intikam, aşk, ihanet alay orada. Survivor Üniversite. Açlık dolu 10 üniversite öğrencisi. 05 Mehmet. Ya benim son kalan patatesi kim yedi? 06 Zeynep. Ya her şey iyi güzel de ya ben anlamıyorum. Mehmet her gün 10 ya günde 10 kere duş alıyor. Ben bir duşa giriyorum haftada bir kere 10. Sebebi nedir? Ben çözemiyorum yani. (Gülüyor)
08 Ali. Ya şimdi biz böyle oluyoruz da hacı. Acun dedi yetenek olursun, şöhret olursun dedi getirdi. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Ağaçlık her taraf. Geçen hafta Dominik'ten getirmişler Hindistan. Doğru doğru bir yere kadar. İshal olduk hepimiz mi ya? Ha? Öyle olmaz Hacun Efendi. Dominik'e benzemez bura. Üniversite öğrencisiyiz biz. Nerede bizim burs? Fatih hoş geldin. Hoş geldik. Ne iş yapıyorsun? Ben üniversite bitti. Askere gitsek de mal malılar. Orada da şanssız çıktım. Öyle mi? Sonra gideceksin yani? Sonra, evet. Sonra gideceğiz. Peki. Hangi üniversite bitirdin? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Bakma ben 2 yıllık muhasebe okudum. Aynı bir şey de. Hiç öyle mi? Alkışlanacak bir tarafı yok. Millet yiyip içiyor, biz hesabını tutuyoruz. Hiç öyle köyük bir tarafı yok yani. Harikayım, muhasebeciyim. Ne bir şey yok yani. Samsun'dan buraya nasıl geldi? Samsun, İstanbul, İstanbul Mulas teyze dahil. Teyze dahil yani. Tamam. Unutamadım, yemin ediyorum. Gençliğimi çaldı. Fatih, kesinlikle rahatsın. Eyvallah. Biraz daha hani... Geliştirmem gerektiğini yeteneksizsiniz de değil de... bir sahnede şov yapıyor olsaydın daha hani hoş espriler yapıyor olabilirdin. Alp! Alp bir saniye bakar mısın? Ben suyu alıyorum, yorumları dinle. Özür dilerim. Artık bitirdin ne suyu ya? Bir de kahve söyleyelim. Yok estağfurullah abi, Allah razı olsun. Bakın evet. Gerçekten çok Fatih, kısaca şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında kötü değil. Beğendiniz mi? Çok çok iyi de değil ama iyi. Tabii şimdi senin önünde başka bir stand-up var. Biliyorsun. Evet, o var, çok iyiydi. Ama senin de, sen de bana bir ışık verdin, vermedin değil açıkçası. Tabii başlangıçta biraz sorun yaşamamız normal çünkü seni tanımıyoruz. Evet. Stand-up kolay bir iş değil, ağır bir iş. Yani hiç kimse seni tanımıyor. Yani bu kitleyi bu kadar kısa sürede olayın içine almak, onlarla beraber hareket etmek çok kolay bir iş değil. Kesinlikle kötü değilsin, iyisin. Çünkü bu kadar salonla irtibata geçtiğine göre abi bunun sonu iyisin hayra yani. Gidecekse bak. Yapıcı konuşmalardan sonra. Hayır. Ben kesinlikle ilk tur için yeterli görüyorum. Başarılısın ama Hülya'ya da katılıyorum. Gelişecek. Mutlaka kademe atlaman kesinlikle lazım. Yani Fatih ben şöyle düşünüyorum. Böyle birkaç cümleyle seyirciyi güldürebilen bir insanda her zaman bir yetenek vardır. Peki oynamaya geçelim Sergen. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de evet diyorum, üç evetli oluyoruz. Lazım işte abi, babama para ver dedim. Adam sanki para neyi bilmiyor abi. Paranın icadından haberi yok. Verdiği cevaba bak, ne parası. Mont alacaktım işte abi. Bir monta 50 TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta 1000 TL versem, mont üşümesin diye sokakta giymezdim. Suyun 7 TL olduğu restoranlar varmış abi. Boğazıma bir şey takılsa bir kenara çekilir, sessizce ölmeyi beklerim. Genel olarak da hayatta çok şanssızım abi. Bir saatlik ömrüm kalsa saatleri ileri alırlar. Abi bu hayatta hepimizin saçma olduğuna inandığımız hikayeler vardır. Benimki ise az daha zorlasam rüyamda 2 sezon dizi çekeceğim. Adam hala gelmiş en uzun rüya 7 saniyedir diyor. Bizim ailede romantizm diye hiçbir şey yok Hatır abi. Anneme sordular işte kocanızla ortak yönleriniz nelerdir? Annem de dedi ki aynı gün evlendik. Bir insanın yılda ortalama 8 sevgilisi oluyormuş abi. O zaman ben insan değilim. Bu kadar abi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
oynamaya geçelim Eser. Evet. Sağ ol abi. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. İkinci turda sakın şu tuzağa düşme. Ben ne anlatsam gülüyorlar, tuzağına düşme. Tamam mı? Seni ilk defa gördük. O yüzden çok etkilendik. İkinci tura çok daha hazır gelmen lazım. Tamam. Onu unutma. Tamam. Ben de gönülden evet diyorum. 4 evet doğru. İyi akşamlar. Kimse stand up demeyi bilmiyor ya. Bu ne yapıyor diyor? Konuşuyor diyor bir de. O da diyor bir konuşsana diyor. Yeteneksizsiniz Türkiye'de. Stand up yapıyorum. Finale kadar geldim. Her tur geçtiğimde kendimi daha da bu işe adadım. En son bir yaş problemi çözdüm. Çocuk babasından daha büyük çıktı. Stand up zor bir dal ama ben de zoru başarmak için buraya geldim. Şampiyon olmayı istiyorum açıkçası. Halkın içinden biriyim zaten. Abi 300 kişilik okulda 4 tane kız var. Nasıl bir havam olsun? Bir kıza 75 erkek düşüyor. Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf 3 erkeğe 1 erkek düşüyor abi. İyi misin Açın abi? Sevgili seyirciler, Yeteneksizsiniz Türkiye'de şimdi sırada Yunus var. Stand-up gösterisini eğer beğenip de Yeteneksizsiniz'de birinci Yunus olsun derseniz 18.90'a Yunus yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk Acun abi. Başarılar diliyoruz ve seni dinliyoruz. Şu bir gerçek ki yarı finalde çok zorlandım. Bizim oradaki kızlar zar zor konuşuyor. Burada kız beatbox yapıyor. Başka bir çocuk 5 yaşından beri şarkı söylüyormuş. Ben konuşmayı ortaokulda öğrendim. Keş var abi köpek. Asansörde karşılaştık. Bir fotoğraf çekeyim dedim. Köpek benden daha güzel poz verdi. Samimi söylüyorum, benden daha karizmatik çıktı. Bunun üzerine Mersin'de bir köpeğe konuşmayı öğreteyim dedim. Ertesi gün ben havlamaya başladım. Yarı finali geçince yarışmacıları takip ediyorum. Turu geçmişler ama keşke daha yüksek alsaydım diye üzülüyorlar. Ben yarı finali geçince heyecandan otelin 7. katından koltukları aşağı atıyordum, zor tuttular. Önceki turdan sonra her yerden mesaj gelmeye başladı. Geçen birisi yazmış, Yunus ben amcanın kocasıyım, tanıdın mı? Hala şoktayım. Bu arada saçım 3 gündür fönlü, Mersin'de çekip geldim. Bozulmasın diye 3 gündür ayak üstü atıyorum abi böyle. Berbere gittim. Berbere gittim, dedim abi güzel bir şey yap, finale çıkacağım. Tamam dedi, ben en az bir Brad Pitt bekliyorum. Tıraş sonunda halaya kalkmış Mahmut Tuncer saç çektiğini görünce dur abi dur çok güzel yapmışsın yeter dedim. Görkem'i gördüm abi dışarıda, saçı mapushane kaşkını gibi olmuş. Dedim Görkem en son ne zaman tıraş oldun? Yeni oldum, daha 2 sene bile olmadı dedi. Berbere götürdüm iyice bir tıraş olsun diye, 3 gün berberde yatıp kalktı. O günden sonra bir arkadaşım bana, Yunus sakın kızlara bakma, intihara kalkışabilirler dedi. Parkta tesadüfen bir kızla göz göze geldim, kız felç geçiriyor sandım. Kendimi kötü hissedip yanına koştum, meğer selfie çekiyormuş. Önceki turlarda da dile getirdim Acun abi. İnanılmaz şanssızım. Kızla bir restorana gittik abi. Dışarıda oturuyoruz. Bir seyyar satıcı geldi. Çay içer misiniz dedi. Hayır dedik. Dayı gitti. 5 dakika sonra elinde kağıt helvayla geldi. Alır mısınız dedi. Dayı kafaya koymuş bize bir şey satacak. Biz yine hayır dedik abi. Dayı en son gitti. Biz kızla sohbeti falan bıraktık. Dayıyı bekliyoruz. Dedim acaba bu sefer koltuk takımıyla falan mı gelecek diye. Zaten menü tamamen İngilizce abi. Hiçbir şey anlamadım. Garson geldi, ne alırsınız dedi. Rastgele salladım. Şunu istiyorum dedim. 5 dakika sonra kravatlı bir adam geldi. Buyurun beni istemişsiniz dedi. Meğer müdürü çağırmışım. Bu sırada yakama peçete taktım üstüme bir şey dökülmesin diye. O dayı yine geldi. Saç mı, sakal mı dedi. Biz de dayıdan kurtulmak için garsonu çağırdık. Bize en çabuk ne getirebilirsin dedik. Hesabı dedi 120 lira hesap getirdiler. Dedim maaşını benden mi alıyorsun dedim garsona. Acun abi imanım gevredi, bir su içebilir miyim? Sağ ol. Kapağını getirdim sandım. Kapak? Tamam bir şey yok. Ver iç götür. Hay ver ver. Verim değil mi? Tamam. Sen lazım olduğunda bak bana, ben getiririm aslında. Tamam, tamam hadi.
İşin kötü tarafı o kız benim sevgilim değil. Bir kıza aşık oldum. Dediler Yunus bir falcı var. Kızın adını söylüyorsun sana sırılsıklam aşık oluyor. Ben de gittim işte falcı soruyor. Adı ne dedi? Melis dedim. Nerede oturuyor? Bizim mahallede. Babasının adı ne? Dedim TC kimlik notu da lazım mı? Hani o bilgileri polise versem kızı şafak baskınıyla alırdım. Kahve falını... Kahve falını çok övüyorlar Murat abi. Gittim bir fincan kahve içtim 25 lira dedi. Geleceğimin bir önemi kalmadı. Teşekkürler deyip çıktım oradan. Su yaradı, su yaradı. Arkadaşlar dedi Yunus filanca kişi var. Çok yalan söylüyor aman diyeyim uzak dur. Ben de gittim kendisiyle görüşmek için. Kapıyı küçük kardeşi Samet açtı. Abin nerede dedim. Abi dedi Survivor'a çağırdılar. Ada hayatı zorlu kendisine ulaşamıyoruz. Dedim kardeşi böyleyse abisi benden uzak Allah'a yakın olsun. Bana gösteride neden hep Görkem'i anlatıyorsun diyorlar. Görkem'le ilk tanıştığımızda onun her anında ben yanındaydım. Bir ara trafik kazası geçirdi ben yanındaydım. Hastanede yattı ben yanındaydım. En son babasından dayak yedi yine ben yanındaydım. Artık bir teşekkür falan bekliyorum Acun abi. Şöyle döndü sen ne uğursuz bir adamsın ya. Yanıma geldiğinden beri başım beladan kurtulmuyor dedi. Ben kendimi üşengeç bilirdim abi. Tövbeler tövbesi. Bir gün Görkemgil'e gittim. Evde babası ve abisi var. Babası susadı herhalde. Görkem'in abisine dedi ki bir bardak su getirir misin? Baba yeni işten geldim yorgunum dedi. Bana dedi evladım kalk sen getir. Dedim vallahi amca ben de mutfağı bilmiyorum yoksa getiririm. Tam döndü Görkem'e söyleyecek. Görkem lafı babasının ağzından aldı. Baba dedi bunlardan bize hayır yok. Kalk sen kendine de getir bana da. Geçen gün Görkem'le bir yerden geliyoruz Acun abi. Yolda bir inek gördük. Görkem dedi ki fotoğraf çekip amcama atacağım. Neyse fotoğrafı falan çekti abi. Açıklamaya ne yasa beğenirsiniz? İşaretlediğim benim amca. Normalde bayağı sakarım Acun abi. Bizim evin camlarını her ay düzenli olarak değiştiriyoruz. Annem kıracağımı bildiği için silmiyor. Bir ara amcamlara gittim. İlk gün vazo kırdığımda aman senden önemli mi diyen amcam ikinci gün camı kırdığımı öğrenince ailecek memlekete dönüyoruz biraz da dayınlarda kal dedi. Artık dayımlara nasıl bir kastı varsa son birkaç gündür İstanbul'dayım abi. Geziyorum Acun Medya'ya geleceğim. Metrobüs durağındayım. Dışarıda bir metrobüs gördüm. O kadar kalabalık ki içeride miting var sandım. Zar zor bindim abi sırtıma 5 kişi çıktı. Metrobüs mü beni götürüyor ben mi onları götürüyorum belli değil. Sonra minibüse atladım abi hemen ön koltuğu kaptım. Arkadan bir dayı bana hey yamuk fönlü bir kişi uzatır mısın dedi. Dayıya bir baktım kel kafası gökyüzü gibi parlıyor. Yeminle kamu spotunda jölenin zararları diye oynatılacak bir adam bana yamuk fönlü diyor. O sıra DJ bir anons yaptı radyodan. Sıradaki parça tüm sevenlere gelsin herkes sevdiğinin elini tutup gözüne baksın dedi. Abi arkaya bir baktım neredeyse herkes sevgili. Sonra önüme döndüm bir an şoförle göz göze geldik. Sakın aklından bile geçirme, önüne bak dedi. İnsanları ağlatmak kolay ama güldürmek zordur. Ben de bu akşam sizin yüzünüzdeki tebessüm olduysam ne mutlu bana diyor ve hepinize teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Yunus Karaca için oy kullanmak istiyorsanız Yunus yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yeteneksizsiniz Türkiye Yunus kazansın diyorsanız Yunus yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet Eser senle başlayalım. Vallahi Yunus aferin sana ya. Yani finale kadar geldin. O hikayeleri finale kadar taşıyabildin. Burada da bu gece bir gösteri yapabildin. Çok zor bir iş. Gerçekten helal olsun. Aferin teşekkür sana ederim. Ya. Vallahi. Yani o kadar enteresansın ki sahnede. Daha önce hiç görmediğimiz bir türde mizah yapıyorsun. Senin söylediğini anlamak için salondaki herkes ve biz çaba harcıyoruz. Yani bir sağa bir sola gidip diye konuşuyorsun ve hepsini duymak istiyoruz. O kadar zor bir şey ki yani hiç seyirciyi alayım bir sakinleştireyim bir böyle hani bir zamanlama bir komediyle ilgili bir herkesi rahatlatayım yok. Senin şartlarına biz uyuyoruz. Yani mesela bu çok görünmüş bir şey değildir. Yani bunu farkında olmadan yapıyorsun ama bu senin bir tarzın oldu. Çok özel bir vakasın sen. İnşallah ileride bu meslekte olabileceksin. Okulunu falan güzel okuduktan sonra İstanbul'da da olursan bizim de hani kapılarımız her türlü açık kardeşim. İnşallah ileride beraber de çalışırız sen. Teşekkür ederim.
Özgür. Yunus, geçen sefer de söylemiştim. Senin hakikaten inanılmaz doğal, akan bir yeteneğin var. Yani bu yarışma olur olmaz muhtemelen bu işe devam edeceksin. Bu çok önemli. Yani gerçekten özel bir arkadaşımızsın. Benim de favorilerimden birisin. Sen ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun hayatında? Yani stand-upçı mı olmak istiyorsun? Film çekmek istiyorum olursa ya da kendimi daha da bir YouTube oyuncu, oyuncu tiyatro, mu olmak istiyorsun yani? Ha, stand-upçı oyuncu olmak aynen istiyorsun. Tamam. Umarım hayallerin gerçekleşir. Yolun açık olsun Yunus. Ha, teşekkürler. Murat. Yunus, sen enerjinle insanları kendine konsantre edebiliyorsun. Anlattığın hikayeler çok tatlı. Ama esasen biz sana gülüyoruz. Yani onu anlatış şekline gülüyoruz. Ya imanım gevredi, bir su versenize dediğinde bile burada herkes gülmeye başladı. Aslında o bir espri değildi. İçindeki saf, temiz çocuğu bir ömür boyu taşıyıp devam edersin. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim abi. Evet, Yunus, kritik bir akşam senin için. Evet abi. Yani burada kaçıncı olacağın önemli değil. Eser herhalde, yanlış düşünmüyorum, tek başına bu yaşta 3 tur geçmek, finale kalmak ve bu saatten sonra hani kaçıncı olmuşsun, birinci mi, beşinci mi, onuncu mu, hiç önemli değil. Bence gönülleri kazandın. Jüriyi bence en kazanan yarışmacılardan biri oldun. İnşallah geleceğin de güzel olur. Bu akşam ne olursa olsun şu bir gerçek, bu senenin kazananlardan biri sensin. İnşallah fazla havaya girmezsin döndüğünde. Yok abi ya. Okulda filan davranışlar değişti mi? Değişti abi. Aynen zaten. Saygısızlık yapmam ben. Peki popüler misin artık okulda? Tanınıyorum abi ya. Aynen. Abi okuldakiler zaten tanıyor. Yarışmaya ne gerek var? Yani her sınıftakiler seni tanıyor muydu? Tanıyorlardı abi. Kaç kişi bu okul? 300 kişi abi. Ha, okul. 4 tane kız var. Anlatmıştım zaten. Hala devam ediyor. Peki. Toplam 4. Ya. Peki sokakta falan tanınıyor musun diye sorayım. Sokakta mı? Tanıyorum abi ya, çok şükür. Sizin sayenizde, sağ olun. Estağfurullah. Yani tanınmak güzel bir şey ama iyi tanınmak çok güzel bir şey. Sen iyi tanınıyorsun şu anda. Yani seni görenler mutlaka sempatiyle bakıyordur. İnşallah hayatın renkli ve güzel geçer. İnşallah. Sana başarılar diliyoruz ve alkışlarla konuşuyoruz. İyi akşamlar. Yolun açık olsun aslanım. Koçum benim, koçum.